Herkese merhaba. Bir çocuğun tıbbi beslenmesini arzu eden aileler. Bu video sizler için. Açlığı hisseden çocuğu sizin için bakın nerelere doğru gidiyor. Çocuklar bunu anlamazlar. Çocuklar bunu bilmezler. Sizler her çocuğun bu duyguyu hemen hemen ayda en az 3-5 defa yaşamasının onun geleceğine nasıl da bir büyük katkı sağladığını anlamış olacaksınız. Çocuklara vereceğimiz mesaj: herkese merhaba. Bir çocuğun tıbbi beslenmesini arzu eden aileler. O çocuğun bu sağlıklı beslenme sürecinden nefret eden bir çocuk ortaya çıkmasına sebep veren hataları duymak istiyorsanız bu video sizler için. Her birimiz kendi sağlığımızı ne kadar çok düşünüyorsak, biliyorum ki çoğunuz çocuğunun sağlığını kendi sağlığının önünde düşünen bir bakış ve bir duyguyla yaşıyor. Aslında tıbbi anlamda bunun doğru olmadığını her zaman söyleriz. Siz yoksanız hayat hiçbir şekilde çocuklar için daha iyi olmuyor. Dolayısıyla önce siz sağlıklı olmayı başarmalısınız. Bakışını her zaman için destekliyorum. Fakat nasıl bir hata ile çocukların tıbbi beslenmeden uzaklaşabildiklerini sizlerle paylaşmak istedim. Ve o çocukların normal akışında diyorum, tıbbi beslenmeyi nasıl yönlendirilebilecekleri ile ilgili çözümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir bu? Bakın arkadaşlar, bir çocuk açlığı hissederse bir kere siz o çocuğa bir şey yedirmek konusunda zorluk yaşamayacaksınız demektir. Yani madde no bir, bir çocuğa açlığı hissettirmeyi öğretmeliyiz. Açlığı hisseden çocuk sizin için bakın nerelere doğru gidiyor. Açlığın 5. derinliği dediğimiz bir zaman dilimi vardı. Bunu daha önceki YouTube videolarımızda sizlere açlığın 5 basamağı adında, bu basamak basamak indiğimizde 5. basamakta growth hormon fazı vardı. Growth hormon fazı çocuklar için düşündüğünüz gibi böyle 17. 20. saate gelen bir faz değildir. Çocuklar ortalama 7. ve 8. saatlerden itibaren growth fazına rahatlıkla girmiş durumdalar. Yani siz bir çocuğun açlık periyodunu, yani 6. saate, 7. saate taşımayı başarırsanız bu çocuk growth hormon fazına girer. Gelelim şimdi sizlerle. Growth hormon fazına gelmiş bir açlığı bir çocuğa hissettirmenin onun için katkısı nedir? Size çok katkısı olacak. Bir de çocuğa olan katkısı nedir? Cevabını duyduğunuzda size şu kadarını söyleyeyim ki sizler her çocuğun bu duyguyu hemen hemen ayda en az 3-5 defa yaşamasının onun geleceğine nasıl da bir büyük katkı sağladığını anlamış olacaksınız. Şimdi olayın ne olduğunu, growth hormon fazı dediğimiz bir kişinin açlığın derinliğine inişinde onun bu bahsettiğimiz kortikoid sisteminin, serotonin sisteminin sonraki faz olan growth hormon fazına geçiş evresi çocuklarda hızlı oluyor dedim. Bu hani gençlerde bilirsiniz, elleri ayakları titrerler, terlerler. O bahsettiğimiz kortikoid fazdı. Sonra hani Ramazan'ın o iftara yakın saatlerindeki açlık fazı da, yani insanlar mutlu oluyor, açlığı, susuzluğu adeta çok rahatlıkla atlattığını hissediyor. Yani artık her şeyin daha bir sakin olduğu bir zaman dilimi. İşte o da serotonin fazıydı. İşte iftar geldi. İftardan sonra siz yemek yemeyi bıraktınız.
yemek yemediniz, sadece bir su içtiniz ve beklemeyi tercih ettiniz. Daha sonraki saatlerde ki faza, işte growth hormon fazı diyorduk. Şimdi çocuklar okuldan geldiğinde, hele hele şu ortaokul çocuklarını düşünüyorum, genelde saat 12'de değil de 2'de gelirler bunlar. Sabah 8'de derse başlamışlardır. 2'de geldiklerinde açlık düzeyleri bahsettiğimiz esasında onlar için growth hormon fazı düzeyindedir. Şimdi burada yapmanız gereken davranış modeli, bu çocuğun geldiğinde evde yemek bulmasını önlemek. Yemek bulmasını engellemek. Ona bir şey yedirmek konusunda geciktirmek. Ve nasıl bir geciktirme yapalım? O çocuk eve geldiğinde yemeği bulamadığında bir kere bir şaşkınlık yaşar. Bu şaşkınlık onda bir kere dayanmayı, evet, dayanma öğretisini getirir bilinçaltına. Yani evladım, bana sadece yarım saat, bir saat zaman tanı, bir saat içerisinde ben bu yemeği hazırlıyor olacağım. Demek o çocuğun yarım saat, bir saat dayanabilmeyi öğretmek, onun yarın 2 saat, 3 saat dayanabileceğini de öğretmekle eşdeğerdir. O çocuğun o anda sadece 10 dakika, 20 dakika bile yemeğini geciktirmeyi başarmak, çocukların yaşamla ilgili, hayatla ilgili her türlü bir hazı öteleyebilme gücüne dönüşmektedir. Bu da o fazla growth hormon salınımına sebep verir. Growth hormon erişkinlerde bildiğiniz üzere dayanıklılığı ifade eder. Bunun böyle olduğunu nereden biliyoruz? Growth hormon dayanıklılığı ifade eder çünkü derin açlıkta salınır. Dayanıklılığı ifade eder çünkü çok aşırı hararetli, güneşin altında, acı çekilen, susuzluk zamanlarında salınır. Growth hormon insanın hayatta tutunması gerektiği zaman diliminde salınır. Yani sen hayata tutunmak için son bir dayanma duygusu olarak ortaya koyar kendini. Esasına baktığınızda bir Afrikalı gençte daima bu tarz bir yaşam olduğundan, bu sporcuların neden daha dayanıklılık gerektiren sporlarda başarılı olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanların yemek için yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat durumu yönetebilme güçleri hayatı yönetebilme gücüne dönüşmektedir. Bir çocuğa bunu öğretebilen anne, onun yarın zor koşullarda, zor şartlarda bekleyebilme, dayanabilme yapısını hazırlar. Böyle bir çocuk yetişir. Oysa her bir zevke, her bir eğlenceye hızlı, çok hızlı, çabuk ulaşan bir çocuk, o çocuk tahammülsüz olur, o çocuk başarısız olur, o çocuk arkadaş edinmekte de zorlanır. O çocuk çünkü ben merkezli olur. Her şeyi çok çabuk bulan çocuk tahammülü zayıf çocuğa dönüşür. Şunu yaparak başlayın. Asla çocuklar eve geldiklerinde yemek bulmamayı başarın. Yemek bulmasınlar. Şu cümleyi asla kullanmayın. Oğlum, yemek hazır değil. Şurada ekmek peynir var, biraz atıştır ben yemek yapana kadar cümlesini unutun. Oğlum şuradan bir şeyler atıştırın cümlesi unutursanız ve özellikle o süreçte, yani açlığın çok derin olduğu bir zaman diliminde çocuğunuza şunu öğretirseniz siz çok mükemmel bir ebeveyn olursunuz. Nedir o biliyor musunuz? O çocuğun açlık sürecinin derinliğinde olduğundan vücudunun yakacağı şeyler proteinden değil de yağdan olsun istiyorsanız ona çözücü gücü yüksek sular içirin. Bir çay içmeyi öğretin ona. Bir çözücü gücü yüksek meyve yedirin. Bir elma, tatlı olmayan elma olursa daha iyi olur. Bir kivi yedirse daha iyi olur. Bir ananas yiyebilirse daha iyi olur. Bir meyan içebilirse daha iyi olur. Bunların her biri bir çözümdür. Ama bu çözümlerle
sınırlı değil, daha fazlasını da yapabilirsiniz. Söylemek istediğim, o çocuk bekleme sürecini eğer bu ürünlerden biriyle bekleyerse yağları, vücudundaki toksinleri, bağırsaklarının temizliğini son derece desteklemiş olacağınız için o çocuğun adeta o bekleme süreci şu cümleyle biter. Açlık, insan fizyolojisi için yaratılmış en güçlü detoks sistem uyarısıdır. Evet, açlık o çocuğun karaciğerindeki toksinlerin atılım sürecini hızlandıracak. O açlık onun bedenindeki toksinlerin, o bedendeki yaşlanmış hücrelerin, o bedendeki yorgun hücrelerin atılımını hızlandıracak. Yıkılımını hızlandıracak demektir. Bazılarınız diyebilir, hocam bu çocuğun zaten daha gencecik çocuk onun vücudunda yaşlanmış hücre mi olur? Arkadaşlar her an, her an, her an çocuk demeyin, yaşlı demeyin. Herkesin bedeninde yaşlanmış hücre var. O hücreler daima yenilenme ihtiyacı hissedecek. Gençlerde bu 140-150 günse, yaşlılarda bu daha bir uzun sürer. Çünkü yenilenme, yaşlanma sürecinde bir kat daha uzar. Çünkü bedenin kendi yenileme hızı azalmıştır. Dolayısıyla çocuklar dediğiniz şey içlerinden aşırı düzeyde, yüksek miktarda kök hücre varlığından dolayı yaralarının hızlı iyileşmesi bundandır. Yani onlar sürekli bizden daha hızlı kendilerini yenilerler. Dolayısıyla bu yenilenmeyi o anlamda da desteklemiş, temizlenme sürecini hızlandırmış ve onları gelecek kuşaklara daha bir dayanıklı, daha bir tutarlı yemek seçme konusunda biraz daha nitelikli yemeklere yönelmelerini başarırsınız. Kural şu, bir çocuk derin açlığı yaşıyorsa arkadaşlar, sizin yaptığınız gıdanın içeriğindeki lezzeti keşfeder. Bu cümleye dikkat edin. Eğer siz der o çocuğu aç bırakamazsanız, dünyanın en güzel yemeğini yaparsanız bile o mükemmel yemeğin içindeki problemi bulmaya odaklanır. Çünkü aç değildir. Aç adam lezzete odaklanır, lezzeti arar ve bulur. Açlığı atıştırmalıklarla geçiştirilmiş bir insan ve atıştırmalık dediğimiz yüksek lezzetle donatılmış besinlerle gelmiş bir çocuk sofraya oturmuş. O çocuk asla sizin o yüksek değerli yemeğin içindeki lezzetleri keşfedemez. Oradaki problemleri bulmaya çalışacaktır. Hele hele siz sağlıklı bir yemek ifadesini kullanarak çocuğunuza sofra hazırlamışsanız, eyvah derim çocuklarınıza. Bu yemek sağlıklıdır, bu yemek sağlıksızdır cümleleriyle gitmeyin. Çocuklar bunu anlamazlar. Çocuklar bunu bilmezler. Çocuklara vereceğimiz mesaj, evladım ben bu yemeği çok seviyorum. Ben bu yemeği yediğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yemeği yediğimde enerjim yükseliyor. Ben bunu yediğimde kendimi bunun gibi, şu kahraman gibi, süpermen gibi hissediyorum. Tarzı çocuğun yaşına göre ifadelerle gidin. Yani evladım bu çok sağlıklı dediğinizde bu sağlıklı ifadesi çocuğun zihninde bir karşılığı yoktur. Sağlıksızlığın, hastalığın anlamını bilmeyene sağlıklıdır ifadesinin bir değeri olmaz. Ha, hasta çocuklarda bu geçerli. Söyleyebilirsiniz hasta çocuklara, evladım hastasın mı? Bunu yediğinde iyileşirsin ifadesinin bir karşılığı tabii ki vardır. O zaman sizlerle bugün çocukların nasıl tıbbi beslenmeye hazırlanabileceğiyle ilgili küçük bir ipucu ile başladım. Bunun devamı gelecek. Bu devamı için sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Tekrar kendinize iyi bakın. Bu konuda muzdarip olan, acı çeken, acı çektiğini bildiğiniz annelere lütfen bu videoyu da bir paylaşarak videonun paylaşılma algoritmasını, bu YouTube'un algoritmasını destekleyin ve insanların daha fazla bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunun. Bir de çocukların arkasından köfteyi tutuşturup koşturan anneler var ya, o annelere
İki kötü haberim var. Bunu da bir sonraki videoda paylaşacağım çözümleriyle birlikte. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, keyifle kalın, sağlıklı kalın.